أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن محجورا صدق الله العظيم وبلغنا الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Aziz dostlar, ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek, ne kadar dilimizden elhamdülillahı düşürmesek o kadar azdır. Rabbimize hamd edecek o kadar çok şeyimiz var ki, bunların en başında elhamdülillah ki Müslümanlardanız. Elhamdülillah ki müminiz. Elhamdülillah ki ehli kıbleyiz. Elhamdülillah ki zalimin yanında değiliz. Zulmü alkışlayan değiliz. Elhamdülillah ki biz Firavun'un taraftarı değiliz. Nemrud'un taraftarı değiliz. Biz hakkın karşısında konuşan dilli şeytan değiliz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan değiliz. Ne kadar şükretsek azdır ki biz böyle bir medeniyetin çocuklarıyız. Ondan dolayıdır ki herhalde Hazreti Ömer kendilerine başka şeyleri teklif eden, ayrıcalık ve üstünlük yapması için başka şeyleri önerenlere İslam'dan başka şeref mi vardır diyecektir. Gerçekten İslam'dan başka şeref mi var? En büyük şeref İslam ailesine mensup olmak değil mi? Biz öyle bir medeniyete mensubuz ki elhamdülillah sadece bu medeniyetimizin ayrıcalıklarını burada saatlerce konuşsak saatler bile az gelir. Öyle muhteşem bir medeniyetin çocuklarıyız ki bu medeniyetimiz her şeyiyle bir ayrıcalıklı medeniyetidir. Ayrıcalıklar ve istisnalar onun içerisinde onlarca veya yüzlerce ifade edilebilecek kadar çoktur. Onlardan sadece bir tanesiyle başlamak istiyorum müsaade ederseniz. Bizim medeniyetimizin anaları özeldir. Bizlerin analarının da şöyle bir özelliği vardır. Analarımız ölecek çocuklar doğururlar. Onlar yaşasınlar diye değil, doğar doğmaz. Benim çocuğum ölsün diye doğururlar. Çünkü İslam'ın ilk anası Havva validemizdi ve o da Habil'ini ölmek üzere doğurmuştu. İslam'ın ilk anasından son anası da Havva'dır. Son anasına kadar da bütün analarımızın ortak bir düşüncesi olacaktır bu. Ölecek çocuklar doğurmak. Öleceklerini bile bile, akıbetlerinin o olacağını bile bile bunu yapacaklardır. Havva'dan gelin Musa'nın anasına. Aynı değil mi? Musa'nın annesi de ölecek bir çocuk doğurmamış mıydı? Ama akıbeti çok farklı olmuştu. Hatırlayın Firavun'u. Bir rüya görmüştü Firavun. Rüyasında Beytül Makdis tarafından çıkan bir ateş bütün Mısır'daki Kıptilerin evlerini yerle bir etmişti. O ateş topu gelirken bu tarafa doğru Kıptilerin evlerini yıkarken Beni İsrail'in mensuplarının evlerine dokunmuyordu. Firavun dehşetle uyandı. Mısır'ın en meşhur sihirbazlarını ve kahinlerini çağırdı ve bu rüyasını yorumlattı. Rüyayı yorumlayanlar şöyle dediler. Ey Firavun, bu Beni İsrail'den doğacak bir çocuğa işaret etmektedir. Bir çocuk doğacak Beni İsrail'den ve senin tahtını ve sarayını zorlayacak. Bunu alınca bu haberi, bu rüya tabirini Firavun şöyle bir emirname çıkardı. Bundan sonra Beni İsrail'in doğan bebeklerinin erkek olanlarını katledeceksiniz, kızlarına dokunmayacaksınız. Ve böyle bir süreç başladı Mısır'ın toprağında. Artık Firavun'un adamları sokak sokak, mahalle mahalle geziyor, Beni İsrail'e mensup olan kadınların doğurdukları erkek çocuklarını
gözlerinin önünde katlediyorlardı. Bir ana için en zor imtihan herhalde bu olsa gerek. Gözlerinin önünde evlatları, o askerlerin, o cellatların zalim kılıçları altında öldürülerek analarına bir de öyle acı yaşatılıyordu. Böyle bir acı yaşayan Ben İsrail hanımları şunu demişler midir? Biz doğuruyoruz, Firavun öldürüyor. O halde doğurmuyor. Hayır. O gün Beni İsrail hanımları da Müslümandılar. Daha Yahudileşmemişlerdi. Onlar da aynen Havva validemiz gibi düşünüyorlardı. İşin sonunda ölüm olsa da biz doğurmaya devam edeceğiz diyorlardı. Ve doğuruyorlardı. Doğurdular, onlar öldürdü. Doğurdular, onlar öldürdü. Musa'nın anası da doğurdu. Musa'nın annesi, Kur'an'dan öğreniyoruz burayı. Allah'tan aldığı bir ilham gereği doğurduğu bebeği bir sandığa koydu ve Nil'in sularına salıverdi. Sonrasını biliyorsunuz değil mi? Musa Nil'in kenarında cariyeler tarafından bulundu. Asiye validemize götürüldü. Asiye validemiz Firavun'u ikna ederek Musa'yı sarayın bir bebeği olarak sarayın içerisine aldı. O Musa büyüyerek Firavun'un tahtını ve sarayını yıkacak Musa oldu işte. Bir Musa yetişti, o da sarayda yetişti. Gelin bugünden binlerce sene öncesinden affedersiniz bugüne gelelim. Musa'nın analarının yerini şimdi Gazze'nin anaları almıştır. Firavun'un yerini de şimdi kural tanımayan katil ve terörist İsrail almıştır. Bugünün Firavunu olan İsrail o günün Firavunundan daha insafsız. O günün Firavunu sadece ev ev dolaşarak doğan erkek çocukları katlediyor. Ama bugünün Firavunu tonlarca bomba yağdırıyor. Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden canlı adına ne varsa hepsini katlediyor. Ama bugünün anaları aynen o günün anaları gibi. Şunu demiyorlar. Biz doğuruyoruz, İsrail ise tonlarca bomba yağdırarak onları katlediyor. O halde doğurmayalım demiyorlar. Çünkü bu medeniyetin anaları ölecek çocuklar doğuruyorlar. Bir müjde vereyim dostlar size. Allahu Ekber deyin olmaz mı? 27 Aralık'tan 17 Ocağı kadar 21 gün İsrail'in bomba yağdırmasıyla Gazze'deki şehit olan insan sayımız 1350'dir. 5500'de yaralımız var. Rabbim acil şifalar versin yaralılara. Ama bir müjdemiz var. Bu 21 gün süre zarfında Birleşmiş Milletler'in bize verdiği rapordan öğreniyoruz bunu. Gazze'de doğan bebek sayısı 3700'dür. 3700 bebeğimiz doğmuş. 3700 Musa'mız onlar inşallah. Nasıl bir tek Musa'mız Firavun'un sarayını başına geçirip Kızıldeniz'i ona mezar ettiyse bu 3700 şehit adayımız ve Musa'mız da inşallah çağın Firavun'unu yıkacaktır. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Ama Musa'nın arkasında bir el vardı. O el olacak Gazze'deki Musa'ların arkasında. Musa abiliydi. Onun Harun gibi bir abisi vardı. Yani Risaletin bir hamisi vardı. Eğer Gazze'de Musalar varsa bize düşen o Musalara Harun olmaktır. Allah bizi Harun etsin inşallah. Harunlar etsin inşallah. Risaletin davasına abilik yapacak bir kameti bizlere nasip etsin inşallah. İşte biz bu medeniyeti öğrenmek için buradayız dostlar. Neden sahabe iklimi, neden sahabenin Kur'an anlayışı elimizdeki bu gücün, bu potansiyelin farkına varmak için böyle bir aileye mensup olmak,
Büyük bir ayrıcalıktır, doğrudur. Ama ayrıcalığın yanında bir de sorumluluktur. İşte biz bu sorumluluğumuzun farkına varmak için buradayız. Bundan dolayı da kaynaklarımızı, bundan dolayı da elimizdeki sermayeyi daha iyi ve daha yakından tanımak zorundayız. Allah tanıyanlardan etsin, anlayanlardan etsin ve onların arkasında yürüyenlerden eylesin inşallah. Geçen dersi şöyle bir hatırlayalım. Sahabenin Kur'an anlayışının temelleri dedik ve o temelleri bir anlamaya çalıştık. O temelleri anlarken aslında biz teslimiyetin biraz üzerinde durmaya çalıştık. Çünkü dedik ki Kur'an anlayışının en önemli anahtarlarından biri teslimiyettir. Ve sahabenin Kur'an'la münasebetinin canlı olmasının en büyük sebeplerinden biri de teslimiyettir. Ama teslimiyet öyle kendiliğinden ortaya çıkan bir şey değildir. Teslimiyet aslında işin sonucudur. Aslında işin meyvesidir. Eğer meyve ise, eğer teslimiyet işin sonucuysa bu işin bir başı olmalıdır. Ve biz o başını bir ağaç benzetmesiyle anlatmaya çalıştık sizlere hatırlarsanız. Dedik ki iman bir ağaçtır. Bu ağacın kökü güvendir. Gövdesi marifettir. Marifetin de iki basamağı vardır ki ona ilim ve yakin diyoruz. Onun üstü muhabbettir. Muhabbetten sonra iki dal açılır. Biri sağa, biri sola. O ağacı dengeleme adına sağ tarafta tedbir, sol tarafta tevekkül vardır. Böyle bir iman ağacının meyvesi ise teslimiyettir. Demek ki teslimiyete varabilmek için bir kere bu ağacın doğru bir biçimde inşa edilmesi lazım. Eğer ağaç inşa edilmezse, eğer ağaç istenilen düzeyde tesis edilmezse hayat boşluk kabul etmez kaidesi gereği, tabiat boşluk kabul etmez kaidesi gereği oraları başka şeyler doldurur. Yani orası boş kalmaz. İman ağacını aldığınız anda oraya başka bir şey gelir ve tam bu basamakların tam zıttı orada inşa olur. Ne gibi? Birinci basamakta güven varsa, eğer güven istenilen oranda tesis edilmezse güvenin zıttı gelir. İtimatsızlık, emniyetsizlik ve güvensizlik orada hakim olur. İkinci basamakta marifet var. Dedik ya marifetin iki açılımı var. İlim ve yakin. Eğer ilim yoksa ne vardır? Cehalet vardır. Eğer yakin yoksa ne vardır? Şüphe vardır. Üçüncü basamakta muhabbet vardı. Muhabbet yoksa ne vardır? Adavet vardır. Husumet vardır. Sevgisizlik vardır. Ondan sonra dallara geçiyoruz. Dördüncü basamakta tedbir vardır, vardı. Tedbir yoksa ne vardır? İhmal vardır. Beşinci basamakta tevekkül vardı. Tevekkül yoksa ne vardı? Onun yerine tekellüf vardı. Altıncı basamakta teslimiyet vardı. Eğer teslimiyet yoksa orada isyan vardı. Anarşi vardı, huzursuzluk vardır. İşte iman basamakları ya da iman ağacı istenilen oranda inşa edilmezse böyle zıttıyla kaim olan bir hayat ortaya çıkardı. Biz buna fırsat vermemek için ve hayatımızda güveni gerçek manada tesis edebilmek için bugünkü dersimizde sahabenin Kur'an anlayışında güvenin yeri başlığı altında güveni anlamaya çalışacağız. Ta ki işin kökünü sağlam bir şekilde inşa edelim. Çünkü kök sağlam olursa inşallah o bina sağlam olacak. O ağaç sağlam olacak ve o ağaç meyve vermeye başlayacak. Eğer kök sağlam olmazsa ortada bir ağaçtan da söz etmek mümkün olmayacak.
Çünkü kökü olan ağaç olur. Eğer kök yoksa o ağaç değildir. Odundur. Sıradan bir odundur. Kök varsa ağaçtır. Onun için güven bu kadar önemli. Güven işin bidayeti, başlangıcı ve ilk basamağı. O olmazsa eğer diğerlerinden söz etmek mümkün olmayacak. İşte bu kadar önemli bir meseleyi bizler inşallah bugün anlamaya çalışacağız. Güven meselesi. Zıttı neydi? Güvensizlik, emniyetsizlik, itimatsızlık. Bunlar birbirleriyle bu kadar zıtsa, başlangıç itibariyle güvenin varlığı ya da yokluğu geri kalan her şeye de etki edecekse, burada işin ehemmiyeti daha da ortaya çıkıyor. Ve bakıyoruz Kur'an'a, Kur'an aslında iman derken bile muhataplarından bir güven istiyor. Ve Kur'an neredeyse üçte birlik kısmında Beni İsrail'i bize anlatırken neden bunu anlattığını da ayetler arasındaki mesajlarla bize vermeye çalışıyor. Siz güvenen bir toplum olun. Sakın ha Beni İsrail gibi Allah'a emniyet duymayan bir toplum olmayın mesajı vardır. Neden Beni İsrail bu kadar yoğun anlatılır? İşte buradan da biz anlarız. Allah adeta o topluluğu bir ibret vesikası olarak bize anlatıyor. Allah'a güvenmeyen bir toplumun nasıl bir akıbetle, nasıl bir sonuçla karşı karşıya kaldığını bize öğretme adına. Onun için Kur'an'ın anlattığı bu meseleler, bu mesajlar bu manada da çok önemlidir. Ben şimdi sizlere Beni İsrail'in güven noktasındaki zafiyetlerine dair birkaç örnek vermek istiyorum müsaade ederseniz. Dinin üç temel ayağı vardır dostlar. Bunu bir vesileyle geçen derslerimizde yine söyledik. Üç temel ayağı ya da üç temel esası vardır. Sırayla söyleyelim: Allah, kitap ve peygamber. Üçtür, başka değil. Allah, kitap ve peygamber. Bunlardan mahiyet itibariyle bize en yakını peygamberdir. Çünkü hem insandır, beşerdir, bizim gibidir. Mahiyet itibariyle bize yakın olmasından dolayı bizimle kurduğu bağda da en ilk biz peygamberle bağ kurmaya başlarız. Şimdi biz bu dinin üç temel ayağına da güven duymak zorundayız. Allah'a güveneceğiz, kitaba güveneceğiz, yani bize gönderdiği mesajlara, bir de peygambere güveneceğiz. Gelin Beni İsrail'i eksene alarak bu üç temel ayağa, üç temel esasa nasıl güvensizlik yaptıklarını anlamaya çalışalım. Bir, Allah'a güvensizlikleri. Nasıl bir güvensizlikleri var? Onlarca şey anlatır Kur'an. Ama ben bir tabloya dikkatlerinizi çekeceğim. Hepinizin bildiği bir tablo. Musa aleyhisselam Beni İsrail'i Firavun'un zulmünden kurtarıyor. Firavun arkasından ona yetişmeye geliyor. Allah Kızıldeniz'i Musa'nın önünde yola çeviriyor. Ortadan bir yol açıyor Musa'ya ve beraberindeki müminlere. Onlar o yoldan geçiyorlar. Kızıldeniz ise Firavun'a mezar oluyor. Açık bir mucizeyi Beni İsrail görüyor. Oradan kurtulduktan sonra süreç uzun. Allah onları Tih çölünde bir iskana, yani ikametgaha fırsat veriyor. Böyle bir ikametgah olunca, orada oturmaya başlayınca yine bir mucize eseri Allah onlara men ve selvayı veriyor. Nedir men? Men kudret helvası diye bilinir. Selva bıldırcın eti olarak bilinir. Ya da bir diğer ifadeyle, biz mahiyetini çok iyi bilmiyoruz bunların. Biri ekmek, biri katık. Biri yemek, biri ekmek. Zahmetsizce her gün aldıkları,
her gün adeta avuçlarının arasına bırakıldıkları iki ödül bunlar. Bununla da kalmıyor, Allah Musa aleyhisselamın asasıyla onlara 12 tane pınar fışkırtıyor. Tatlı bir suyu da onlara ikram olarak veriyor. Bir müddet bu besinleri yiyorlar, içiyorlar. Orada rahat rahat oturuyorlar. Musa aleyhisselamın yanına geliyorlar. Kur'an anlatıyor bize. Ne diyorlar? Ey Musa, biz artık tek bir yemeğe katlanamıyoruz. Rabbine yalvar, bize toprağın bitirdiklerinden versin. Soğanından, sarımsağından, kabağından, acurundan versin. Biz artık bir tek yemeğe katlanamıyoruz. Bir kere burada Rabbine dua et diye Musa aleyhisselama gelmeleri aslında Allah'a karşı güvensizliklerinin en büyük işaretidir. Allah sadece Musa'nın Allah'ı mı haşa? Onların Allah'ı değil mi? Niye ellerini açmaz, onlar istemez de ille isteklerini Musa aleyhisselamın aracılığıyla yaptırırlar? Orada bir güvensizlik var. Ama daha da temelde bir şey var. Bizim tefsirlerimizin birçoğu burada tek çeşide katlanamıyoruz ifadesinden yola çıkarak bir müddet bunları yedikten sonra canlarının sıkıldığını söyler. Ama bazı müfessirlerimizin çok güzel ve orijinal bir ifadeleri var burada. Derler ki aslında Beni İsrail'in böyle bir taleple Allah Resulü'nün yani Musa'nın karşısına gelmelerinin sebebi sadece ve sadece tek bir besinden sıkılmalarından kaynaklanmıyordu. İşin temelinde bir güvensizlik vardı. Onlar şunu düşünüyorlardı. Ya Allah bir gün Men ve Selva'yı göndermese ne olacak halimiz? Böyle bir güvensizlikleri vardı. Ama böyle bir güvensizliklerinin haklı bir sebebi var mıydı? Men ile Selva'nın sahibi Allah da haşa o toprağın sahibi Allah değil mi? Eğer Allah ceza vermek istese o toprağın bitirdiklerini de silip süpürmez miydi? Elbette silip süpürürdü. Ama bir güvensizlik var burada. Allah'a karşı bir türlü istenilen şekilde güven sağlayamıyorlar. İşte Ben İsrail'in güven noktasındaki sorunlarına bir örnek Allah bahsinde. Allah'a karşı güvensizlikleri böyle. Gelin kitaba karşı güvensizliklerine. Onda da ciddi sıkıntılar var. Allah onlara mesajlar gönderiyor. Bugün Ben İsrail'e gönderilmiş bütün mesajlarının ismidir Tevrat. Tevrat sadece Musa aleyhisselama gelen kitabın ismi değil. Bütün Ben İsrail peygamberlerine gönderilmiş ortak mesajların ismidir. Tevrat'a karşı Ben İsrail'in tutumu nasıl olmuştur? Onlar da güvensizlik üzerine kurmuştur. Allah'ın onlara gönderdikleriyle yetinmemişler. Ne yapmışlar? Tahrif etmişler. Tahrif bir güvensizliğin neticesi değil mi? Tahrifle de kalmamışlar. İleriye daha götürmüş bu işi, tebdil etmişler. Kelimelerin yerlerini değiştirerek Allah'ın maksat ve muradının tamamen aksi istikametinde bir metin ortaya çıkarmışlar. Bununla da yetinmemişler. Bazen gerçeğin üzerini örtmüşler. Bununla da yetinmemişler, unutmuşlar. Ve unuttuklarını hatırlama noktasında bir çaba içerisinde olmamışlar. Bununla da yetinmemişler. Allah'ın boş bıraktıkları yerleri kendileri doldurmuşlar. Allah bir meselede bir şeyler söylemiş, bazı yerleri boş bırakmış. Hayır, onlar yetinmemiş. Kitaba olan güvensizliklerinin bir neticesi olarak Allah'ın boş bıraktığı o yerleri kendi uydurdukları şeylerle doldurmuşlar. İşte Kur'an'a karşı, kitaba karşı affedersiniz, yaklaşımları da böyleydi. Böyle bir güvensiz yaklaşımları var. Peki peygambere karşı nasıl? Ona da güvenmiyorlar.
Kur'an peygambere karşı güvensizliklerine ait de onlarca şey anlatır. Ama bir tane çok önemli bir tabloyu sizlere hatırlatayım. Bakara suresi 55-56. Ayetlerde bir gün Beni İsrail'in şöyle bir taleple Musa aleyhisselamın karşısına geldiklerini söyler bize Kur'an. Gelip diyorlar ki ey Musa, sen bize Allah'ı açıkça göstermedikçe sana iman etmeyiz. Onlarca şey görüyorlar o güne kadar. Bakın biraz önce saydım mucizeleri. Hepsi bir tarafa, kudret elvası ve bıldırcın, en son ellerine ikram edilen mucizeler. Fışkıran pınarlar öyle. Öncesine gidin Musa'nın elindeki asa ve o asanın neler yaptığını bizzat Musa'nın elinde görüp müşahede eden o topluluk, bunca şeye rağmen sen bize Allah'ı açıkça göstermedikçe sana iman etmeyiz diyorlar. Neden? Temelde güvende bir sıkıntı var. Olmuyor, bir türlü tutmuyor. Bir türlü o iman ağacı işte teslimiyet meyvesine kadar varamıyor. Kur'an bunu bize boşa anlatmaz dostlar. İnanın, sorgulayalım kendimizi. Kur'an'ın anlattığı o şüpheler, Beni İsrail'in itimatsızlığı, güvensizliğinin farklı tezahürleri ne yazık ki bizlerin de hayatlarında var. İşte Kur'an'ın ilk muhatapları olan sahabe nesli bu mesajlar çerçevesinde büyüyorlardı. Kur'an onları bu mesajlarla yoğuruyordu. Ve onlar bu yoğrulmanın neticesinde öyle bir güven üzerine bir bina oluşturuyorlardı ki işte o ağacın meyveleri teslimiyet olarak çıkıyordu. Nasıl güveniyordu sahabe? Ona birkaç örnek vereyim. Önce size birkaç tane sahabenin güven noktasındaki o duruşunu anlayabileceğimiz bir örnek vereyim. Sonra sahabe bu güveni nasıl kazandı sorusunu sorup ona cevap bulalım. Üçüncü sorumuzda Kur'an'a sahabenin güveni noktasında nasıl bir seviye kazandıklarını anlayalım. Yani üç başlık altında bugünkü dersimizi noktalayalım. Birincisi, sahabe nasıl güven duyuyordu? Sahabe ve güven dedik mi aynen teslimiyet gibi onlarca örnek aklımızda hemen şekillenir. Efendimiz'den ya da Kur'an'dan duydukları bir şeye asla şüphe duymadıklarına dair ve bu güvenin tezahürlerini ortaya koyduklarına dair bugün biz kaynaklarımızda onlarca şey okuyoruz. Birkaç örnek. Hatırlayın Habbab İbni Eret'i, o büyük sahabiyi, işin başı daha. Mekke'de bir avuç insan var. Ve o bir avuç insan imanın bedelini en ağır bir biçimde ödüyor. Öyle ki artık bıçak kemiğe dayanmış. Dayanılmaz bir noktaya gelmiş de Habbab Allah Resulü'nün huzuruna gelmiş. Ve Efendimizin yanına geldiği zaman ya Resulallah dua et de Allah bize bir çıkış yolu göstersin demişti. Ne demişti Efendimiz? Gadaplanmıştı. O mübarek alnındaki damar şişmeye başlamıştı. Size ne oluyor ki siz böyle bir taleple benim karşıma geliyorsunuz demişti. Bunu dediği insan sıradan bir insan değil, biliyor musunuz dostlar? İnanın, imanının bedelini son noktaya kadar ödemiş bir sahabidir Habbab İbni Eret. Düşünün, demircilik yapıyor Mekke'de. As İbni Vail geliyor, aylar süren bir kılıç yaptırıyor. İş parayı ödemeye geldiği zaman da söylediği söz şu oluyor: Muhammed'i inkar etmedikçe sana tek bir kuruş yok. Bunu o yaptığı gibi başkalarına da yaptırıyor. Yani ekonomik anlamda Habbab'a imanının bedelini ödetiyorlar. Bu kadar mı? Hayır. Ebu Cehil kömür yaktırıyor Mekke'nin o sıcağında ve sırt üstü onu uzatıyor. Bağlayarak saatlerce o kömürün sönmesini bekliyor. Yıllar sonra Habbab'ın sırtındaki o izler
halen canlılığını muhafaza edecek kadar derin izler bırakacaktır. Hatta Hazreti Ömer hilafetinin günlerinde o günleri yaşamamış Müslümanlara Risaletin davasını öğretme adına Habbab'ı çağıracak, sırtını açacak, yumurta gibi şişmiş o sırtı gösterecek, önce bir öpücük kopturacak, konduracak oraya, sonra diyecek ki bakın Risaletin davası böyle yiğitlerin sırtıyla bugünlere geldi. Bu bedeli ödemiş birine Allah Resulü size ne oluyor ki diye hitap ediyor. Demek Efendimiz bizi görse kim bilir ne diyecek. Efendimizin Habbab İbni Eret'e söylediği söz bu. Sizden öncekilerin başlarına öyle işler gelirdi ki onlar demir taraklarla taranırlardı. Yetmez, ateş çukurlarına konur, orada can verirlerdi. Ama yine de onlar bu dava için, yani Risaletin davası için bedel ödemekten bir an geri kalmazlardı. Siz sabredin. Yakın bir gelecekte Hire'den Hadramut'a, Yemen'den Şam'a bir tek kadın güven içerisinde seyahat edecektir. Bu son cümle çok önemli dostlar. Habbab ne diyor biliyor musunuz? Neye gelmişti Allah Resulü'nün yanına? Bir çıkış yolu bulmaya. Ama Efendimiz ona bir müjde veriyor. Hem de öyle bir müjde ki daha Mekke'de can güvenliği olmayan birisine Yemen'den Şam'a kadar bütün toprakların fethinin İslam'ın hakimiyeti altına gireceğinin müjdesini veriyor. Ne diyor biliyor musunuz Habbab? Vallahi bir ömür ben o müjdenin gerçekleşeceği günleri arzulayıp durdum. Şüphe yok. Acaba olur mu diye bir şey yok. Bu kadarı da olur mu diye herhangi bir tereddüt de yok. Eğer söyleyen Allah'ın peygamberi ise onun vaat ettiği günler kesinlikle gelecektir. Ve gün gün Habbab o günlerin özlemi içerisine yanıp tutuşacaktır. Ama günleri bir türlü gelmeyecek. Her saatin bir hükmü var. Hicri 45. yıl. Habbab o yıldan birkaç sene önce Sıffın Savaşı'na katılmış Hazreti Ali'nin saflarında ve o savaşta derin bir yara almış. Hasta bir biçimde yine o savaştan sonra da Müslümanların cihat hareketlerine katılmış. Artık ölümün ona geldiğini gördüğü bir anda söylediği söz şu. Bu cümleyi çok iyi tanıyorsunuz. Başka bir sahabinin dilinden de bu cümleyi duyacaktınız, duymuşsunuz da. Diyecek ki yanındakilere, bakın ben ölüm döşeğindeyim. Eğer ben ölürsem sakın ha benim mezarımı buraya defnetmeyin. Gidebildiğiniz kadar İran topraklarının içlerine gidin. Varacağınız en son noktada beni gömün. Niye diye soranlara da şunu söyleyecek. Çünkü ben Allah Resulü'nden duydum. O topraklar er ya da geç İslam'ın hakimiyeti altına girecek. Ben istiyorum ki mezarım hiç değilse o fetih sürecini biraz daha hızlandırsın. Bu bir güvendir dostlar. Güvenmese bunu söyleyebilir mi? Güvenmeseydi sahabe İstanbul'da ne işi vardı? Ebu Eyyub el Ensari'nin de İstanbul surlarında vefat edeceği zaman dilinden dökülen cümle bu değil miydi? Aynı şeyi söylüyordu. Girebildiğiniz kadar girin ve beni o topraklarda defnedin. Bu Habbab'ın Allah Resulüne duyduğu güvenin en büyük işaretlerinden bir tanesiydi.